Şimdi bir başka şey de AK Parti'de. AK Parti'de biz İstanbul Belediye Başkanı kim olacak? Çok ciddi bir yarış var. Ve de kıran kırana bir yarış var. Şu anda biz mesela bakıyoruz CHP'nin adayı herhalde Ekrem İmamoğlu gibi gösteriyor mecburi olarak. İlk başta Murat Kurum'un adı çok geçiyordu. Bir yandan o çalışmaları sürdürüyor. Ama Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı var mesela. Son derece renkli bir isim, renkli bir karakter. Yani tam bir İstanbul emekçisi, çalışıyor, çabalıyor, uğraşıyor. Bir yandan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen var. O da bayağı Üsküdar'da bayağı bir şey var, çevresi var. Esenler Belediye Başkanı polemiğiyle gündeme gelmiş. Tevfik Göksu geçen gün bir sunum yaptılar. Hükümet medyası gitmedi mesela. Adil Kara İsmailoğlu şu aralar pek kafa kaldırmıyor ama Karadenizci ve icraatçı o da ilginç. Önümüzdeki günlerde asıl büyük kavga AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayı kim olacak? Şu anda AK Parti bunu kendi içlerinde bir sessiz ve derinden bir yarışa çevirmiş durumda. Şimdi mesela CHP'de İmamoğlu'na alternatif kimse var mı? Haşa. Çıkamaz kimse. Yani İmamoğlu her halükarda aday olacak. Ya CHP'den olmasa bile aday olacaktır yani. Ama %99 CHP'den olacaktır. Şu andaki durum değişmezse. Ama AK Parti'den ne olacak bilmiyoruz. Aslında AK Parti'nin bu şey aday yarışı iyi bir şey. Biz hep diyoruz ya, ya bir adayı niye bu kadar aslında bu kadar gizli saklı yapmamak lazım. Ben olsam Erdoğan'ın yerinde derdim ki buyurun bakalım herkes eteğindeki taşları döksün. Evet Şadi Bey anlat bakalım İstanbul vaatlerin ne? Keşke böyle demokratik bir seçim yapılsa değil mi AK Parti'nin içinde ya da diğer partilerin içinde. Herkes görse şeffaf bir şekilde. Nasıl valiler Amerika Birleşik Devletleri'nde yarışırken kendileri işte şey yapıyorlar ya da kongre adayları kendi aralarında yarışıyorlar sonra karşıdaki adaya karşı yarışıyorlar. Çıksalar beşi bir araya gelsin mesela. Murat Kurum, Şadi Yazıcı, ne bileyim Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı, Adil Kara İsmailoğlu bir televizyon programında. Tamam bize çıkmazlar A Haber'de. İstanbul'a kim ne katacak? Abiciğim yani gerçekte olması gereken bu zaten. Şimdi bizdeki bütün seçimler Erdoğan'a karşı ya da Erdoğan destekleyen seçimler olduğu için belediye seçiyorsunuz ya. En fazla işte sizin partililer iş bulacak, ihale alacak. Gidip ona oy veriyorsun. Yani baktığınız zaman. Taksi sorununu kim çözecek kardeşim? Böyle pratik şeyler var yani. Yani ne bileyim kültür sanatta kim daha çok etkinlik yapacak? Farklı bir şehre kadar. Şehrin yaşam kültürünü kim değiştirecek? Ben artık bu seçimlerde gidip Erdoğan'a karşı bu varmış. Hadi birleşelim ona karşı oy verelim. Erdoğan destekleyen bu varmış. Hadi gidelim oy. Artık bundan çıkmak istiyorum. Türkiye siyasetini bundan çıkartmalıyız. Bu Erdoğanizm diktasından çıkartmalıyız yani. Bu iyi bir fırsat belediye seçimleri. Hiç bak kimse gelip bize ama Erdoğan gelecek de bilmem ne yapacak. Bu mavrayı okumasın yani. 21 yıldır Erdoğan burada zaten. Kim İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Bodrum'a daha iyi hizmette bulunacak? Onu anlatın kardeşim. Çöpleri nasıl toplayacaksınız? Yolları nasıl düzenleyeceksiniz? Taksi sorununu nasıl çözeceksiniz? Yaşam kültürünü nasıl değiştireceksiniz? Sakın ha gelip biz ama biz birleşmeliyiz yoksa belediye seçimleri bizim için çok önemli. Beka meselesi falan demeyin artık bunlar yemez yani. Şu anda değişen bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Kemal Kılıçdaroğlu moral bulsun diye yapılan bütün bu mitinglerde yine aynı metin dönüp duruyor. Aynı ezberden gidiyor. Sanki seçim olmamış. Sanki seçim hiç yaşanmamış gibi. Vatandaşımızın %19'u Türkiye için en büyük tehdidin dış güçler olduğunu düşünüyor. Böyle bir kafa var. Bak bu da büyük başarı biliyor musun? Belki de AK Parti milli eğitimde bir dönüşümü kendi bakış açısıyla başaramadı ama Türk insanının kafasındaki bu komplo teorilerini aldı bir yere getirdi. Yani %1, %2 olması gereken bu komplo teorileri şu anda her şeyi dış güçlere bağlamış durumda. Abi, Almanya bizi kıskanıyor. İngilizler çekemiyor. Dünyayı zaten 5 tane aile yönetiyor. Biliyor musun abi? Bill Gates çip takmak için bize aşı vurduruyor. Böyle zırvalarla inanan %19 olmuş yani. Az değil yani hani. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan halka dengeli beslenme tavsiyesi gelmiş. Çok yemin diyorlar. Yiyemiyorlar zaten merak etme. Bir de günaydın meselesi var.
Efendim günaydın yerine başka bir kelime kullanacakmışız. Günaydın demek sevap değilmiş yani. İşte tam hani biliyorsunuz İstanbul düşerken ekonomik kriz var. O sırada ekonomik kriz yerine meleklerin kanadı var mı yok mu tartışıyorlar Ayasofya'da. O hikayedeyiz yani. Herkes başka bir dünyada. Ne güzel. Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu tartışılıyor, konuşuluyor. Çeşitli, yani bu tabii yakın tarihin en ilginç ve en karanlık cinayetlerinden bir tanesinin Melis Çatak ve Nilperi Şahinkaya ile Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu fotoğraf çektirmiş. Bunun üzerine Nilperi Şahinkaya linç ediliyor. O da bir açıklama yapıyor değil mi? Ne diyor? Bakalım Dünyanın bir. en aptal linç kampanyası başlatıldı. Hemen cevap vermem lazım. Çok az vaktim var videoda, o yüzden çok hızlı konuşacağım. Biz Melis Çatak'la aynı mahallede oturuyoruz, komşuyuz ve son birkaç aydır görüşmeye başladık. Sonra ikimiz de ayrı ayrı Çeşme'de konaklıyorken bir buluşalım, akşam yemeği yiyelim dedik. Melis de dedi ki birlikte kaldığım arkadaşlarım da gelebilir mi? Gelebilir dedim. Sonra yemekte masada Sakine diye bir arkadaşı da vardı. Ben Sakine'yi tanımıyorum yani sizin kadar öyle bilgili olamadım, kusura bakmayın. Sonra yemekten sonra da kalkarken bir tane ayna gördüm Melis. Üçümüzün fotoğrafını çekelim dedi. Çekti, anı olarak koydu. O meşhur fotoğraf da o. Biz Sakine, sonra dağıldık, bir daha görüşmedik. Yani Sakine'yle biz takipleşmiyoruz bile. Yani lütfen, bunlar çok ağır ithamlar ya. Bu kadar böyle çirkinleşemezsiniz. Nilperi Şahinkaya ilk kez tabii belki de medyada böyle bir linç kampanyasıyla yüzde kaldığı için bu kadar çirkinleşemezsiniz diyor. Çok daha fazla çirkinleşebilirler Nilperi Hanım. Ama süreci iyi yönetmiş. Hemen bir açıklama yapmış. Tabii suç kişiseldir aslında. Yani baktığınız zaman biraz kafa karıştırıcı bir durumla da karşı karşıyayız. Sakine Garipoğlu'nun, Cem Garipoğlu'nun işlediği cinayette bir alakası var mı? Bildiğim kadarıyla yok. En azından kanunlar karşısında olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama Cem Garipoğlu işte cinayet işledikten sonra o cinayet mekanının ailesi tarafından temizlendiği söylendi. İşte ailenin kaçırdığı söylendi. Şu koltuk meselesi var. Bu koltukla beraber bu cinayet işlenen koltuğu kullanmaya devam etmişler. Fotoğraf koymuşlar. Bir şen şakrak bir mesele konuşuldu. Ne günlerdi ya. Cem Garipoğlu kayıp. Aranıyor daha doğrusu. Saklanıyor. Biz de 5'te 1 K'da haberler yapıyoruz. O sırada Garipoğlu ailesinden kim vardı? Şu anda Londra'da yaşayan bir Garipoğlu var. Onun eşi işte geldi bir konuşuyoruz. Ne üzerineydi hatırlamıyorum. Dedim ki yani hani bu kaç yaşında genç bir oğlan yani baktığınız zaman cinayet işlediğinde. Yani bir insanın saklanması kolay bir şey değil. Mesela siz Allah korusun yani bir suça karışın ve saklanmaya çalışın. Polis de sizi arıyor olsun. Eğer nasıl saklanacağını bilmezseniz saklanamazsınız yani. Yakalanırsınız. Telefondan yakalanırsın, görüntüden yakalanırsın şeyler. Şimdi bu aylarca yakalanmadı Cem Garipoğlu. Nasıl yakalanmadı? Çünkü birileri nasıl saklayacağını biliyordu adamı. Nerede saklayacağını, ilişkileri nasıl keseceğini, ne olacağını, neler yapacağını. Onu söylemiştim. Demiştim ki ya, herkesin yapabileceği bir şey değil. Arkasında başka bir güç var yani bunu satıyor. Bir fotoğraf paylaştığı söyleniyor ama bu fotoğraf nerede paylaşılmış, nedir, ne anlamı var? Tuhaf tuhaf şeyler. Şu anda Beyza Altun topa girdi, avukatlar girdi. Yani bak, açıyorum Münevver Karabulut trend topic'te. Ulan diyorum ne oluyor yani Münevver Karabulut ne alaka? Bir anda hayatımız elinden girdi.